Hocam da benim okul bitirme tez hocamdı. Kendisine ayrıca teşekkür ederim. İyi günler, sağlıklı yaşamlar diliyorum. Hocam gel, şöyle gelin bir fotoğraf, toplu fotoğraf çekiyorum. Arkadaşlar, toplu fotoğraf. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyebilir miyim? Anadolu'da 62 yılda mezun olduktan sonra, enteresan olduğu için söyleyeceğim, özür dilerim. 4 sene çalıştım ben. Buradan giderken alın aynası, kulak boğaz burnuzlar kullanıp onu dahil götürmüştüm. Çok enteresan, karga borun pensetim var, her şeyim var. Bir 3 yaşında çocuk getirdi bir dede kucağında ve bir baklak açmış, kuru baklak. Çıkarmaya çalışmışlar, baklı oturmuş yukarıya. Ve arkasından çıkaramamışlar, sonra para geldi. Aldım, baktım nasıl çıkaracağım bunu. Düşündüm, taşıdım, komşudan tığ getirdim. Bakla zaten şişmiş, affedersiniz, sümü yenmiş, şişmiş. Adama dedim ki, bak sıkı sıkıya tutacaksın, sakın ola kafasını oynatmayacaksın, yoksa bunun eline girer. Tak tak çektim, çıktı. Arkasından ne kadar, ne verirsen yok paramdır, hadi güle güle dedim, gitti. Çok enteresan. Hakikaten 2-3 gün sonra, bu senin dediğim benim 1963-64 yıldır, İstanbul'da Milliyet'te bir havadis, birisi geldi, doktor bey dedi, bu dedi kulak boğaz buruncuya gitmiş, 50 lira istemiş, para yok, çıkarmamış, size gelmiş. Böyle bir olay yaşadık. Yani insan olmak ayrı bir konu, yani bizde de bir takım olaylar, insan doğasında olduğu gibi, bunu da doğal olarak lazım. Arkasından Milliyet'te bir havadis çıktı, bir hastanın kulağına nohut kaçmış, adam çıkarmış, bana ne kadar 50 lira demişler orada, yok tekrar koymuş diye bir haber, ben çok net hatırlıyorum. Böyle örnekler maalesef olmuştur ama bu mesleğin o zaman hiç şey olmaması lazım, para her şey olsa, işte biraz daha sabahki anlattık yani ben kararlı doğru, bilgi önemlidir, onu özellikle vurgulamak isterim. Meslek önce insan olmayı gerektiriyor, hepimiz insanız. Öyle bir meslek. Bunu anladığınızda söylüyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Devam edin. Tamam, devam edin, konuşmak istiyoruz. Arkadaşlar, hazır. Hazır. Konuşma. Sevgili arkadaşlar, 40 yıl aradan sonra sizlerle birlikte olmak çok büyük mutluluk. O eski yıllara, öğrencilik yıllarına dönmüş gibi hissediyorum kendimi. Biz bir bakıma ek sahibi konumundayız burada. Öğrencilik yıllarından sonra ömrümüzün büyük bölümü burada geçti. İnşallah 50. yılda da birlikte burada olmayı arzu ediyoruz. Belki o zaman ev sahibi olmayacağız biz de büyük ihtimalle ama yine de birlikte olacağız diye umuyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, şimdi bu 10 kişiye plaketlerini vermek üzere onursal başkanımız bizim için çok çok önemli ve başkan olarak hala onu tanıdığımız İbrahim Öz'ü kürsüye alıyorum. Başkan deyince biz hep İbrahim Öz'ü hatırlıyoruz. Bilmiyorum bizim 2. 3. sınıfta başkanımız yok muydu? Sanıyorum İbrahim 4. sınıfta başkandı. Evet başkan, alkışlarla. Alper geldi mi salona? Özgümül. Nerede Alper? Gitti mi? İnanmıyorum, gitmez. Başka şey yok. Hasan Can Köseoğlu. Köseoğlu. Gerçekti. Çok önemli.
Konuşmak isteyen arkadaşlar mikrofonlar size geçiyor. Öncelikle ben Gülsün Hocam'a geldiğinde için teşekkür ediyorum. Benim şöyle bir anım var. Eğer benim hafızam beni yaratmıyorsa, hocamızın doçentlik sınavı sanırım bu üniversitede oldu. Yanılmıyorsam. Buyurun. Ben de biz o esnada hocamızın doçentliğe şahit olmuştuk. Evet, evet efendim. Tüm arkadaşlarıma sevgi, saygı sunarım. Sağlıklı, mutlu günler sunarım. İnşallah 50. yılda da beraber oluruz diyorum. Ete bir cezalandıracağım. Konuşacaksın Ete. 40 yıl aradan sonra birlikte olmak çok güzel. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Ben diyecektim artık daha. Bir başlangıç yaptık, artık her yıl tekrarını bekliyorum. Tadını aldın. Bu arada her şey çok güzeldi. Bu arada bu toplantıyı gerçekleştiren organizasyon komitesine ve emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Hepinizi çok seviyorum. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar birlikte olmak umuduyla, görüşmek dileğiyle hepinizi seviyorum. Selamlar. Tüm arkadaşlarımla sevgi selamlar. İlk kez birlikte olmak gerçekten büyük bir mutluluk. İnşallah sağlıklı olarak daha nice mutlu birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Gürbüz Hocam'ın deyimiyle yorgun gençleri 30 Kasım 1 Aralık Denizli'ye bekliyoruz. Gürbüz Hocam'ı da onur konuğu olarak çağıracağız. Evet arkadaşlar, ben hatırlamıyorum demiştim. Bizim İbrahim'den önce başkanımız var mı diye. Ama Şakir bizi tabii biraz ihmal etti. Aramıza çok katılamadığı için ben yine suçu ona yüklüyorum. Evet, bu 10 kişiye plaketini vermek üzere ilk başkanımız Şakir Tufan'ı buraya alıyorum. Evet, gel bakalım Şakir. Sen? İbrahim bizi hiç yalnız bırakmadı. Hep yanımızdaydı. Gel bakayım şimdi, suçunu affettir bize. Arkadaşlar, ben kimseyi yalnız bırakmadım. Bir ufak anlaşma, yanlış anlama var. Ben tıp fakültesinin öğrenci temsilcisiydim. Tek sınıfım değil, tüm okulla ilgilendiğim için sınıf size zaman ayıramadım. Zaman az kaldı. Ne zaman küçük bir sıra bakmayız. Evet. Başka her şeyini sen de. Sevgili arkadaşlarım, gerçekten 78'de olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Gurur duyuyorum. Fatih Sürenkök, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi dedi ki, ben sizden 4 yıl sonra mezun oldum. Ama sizin bu devrimci ruhunuzu hep taşıdım ve taşınması için de mücadele ettim. Gerçekten çok değerli bir insandır. Aramızdan ayrılmış. Kendisini saygıyla selamlıyorum. Ve sevgili Gürbüz Hocam'la benim de işte ders notlarından anılarım var. Ondan da bahsedeceğim. Biz Fettah Filiz'le 369'da yurtlarda kaldık. İşte bu devrimci ruh, 78'li ruhunu işte oralarda hep yaşadık, okulumuzda ve yurtlarımızda. Bir gün işte Fettah'la beraber böyle odamızdan çıktık. Kız yurdundan öyle güzel bir ses geliyor ki, öyle güzel bir ses geliyor ki, yani böyle dolup dolup taşıyoruz. Jandarma biz, sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana diye kızlar öyle güzel söylüyorlar ki ve bu duygularla hep 6 yıl burada tıp fakültesinde okuduk. Şimdi hocamdan söz edeyim. Demin bir de sürpriz oldu hocamla benim aramda. Hocam bana doğru geliyor. Ben tabii Gürbüz Gümüşçi olduğunu
çıkaramadım. Böyle elimi uzattım. İşte hoş geldiniz dedim. Sizin adınız neydi dedim. Gürbüz Gümüştüş dedi. Vay hocam diye sarıldım. Arkadaşlar, hocamın ben böyle kitap çıkaracağını, yaşamla ilgili güzel şeyler söyleyeceğini bilmiyordum. Ama ben 42 yıldan beri hocamın bir anısını hem de uyguluyorum. Hocamın abisi bize derste anlattı. Zekai Gümüşdiş, Bursa valisiymiş. Bursa Spor bu yıl olduğu gibi yine böyle tökezliyormuş. Küme düşecek. Ya demiş, sporu da seviyor herhalde. Demiş, gideyim demiş, bir bakayım şunlara ne yapıyorlar. Kulübe gitmiş. Orta yerde bir Adaçayı kazanı, bir kepçe. Bursa sporlular doldurup doldurup içiyorlar onu. Ya demiş, siz ne yapıyorsunuz? Bu demiş, biraz östrojeniktir. Kaldırın bu kazanı buradan. Bu demiş, şahitsizlik yapar sizlere. İşte biraz daha da başka şeyler yapar. Demiş... Demiş ki buraya bir çay kazanı koyun. Ondan sonra ve Bursa sporlar çay içmeye başlamışlar. Bursa Spor galip, Bursa Spor galip. Vilayete gelenler, işte Vali Bey de herhalde Bursa Spor'u seviyor. Hocam gene şey, Valim gene yendik falan. Anlatıyormuş hikayeyi, diyormuş o benden dolayı. Uyguluyorum hocam, Adaçayı'nı her toplantımızda, böyle grup toplantılarında sizin bu Adaçayı'nı ve Anılarım diye de benim bir albümüm var. Orada da en başta bahsettim. Sizlere sonsuz sevgiler sunuyorum. Şimdi İbrahim kardeşimin güzel konuşmasından sonra ben de önce konuşmasına bir destek yapayım. Gerçekten Adaçayı konusunda erkeklerin biraz dikkatli olması, bunu daha çok bayanlara bırakmasında büyük fayda var. Ben de Gürbüz hocamla özellikle muayenehane hekiminin döneminde muayenehane komşuluğu yapmak bahtiyarına eriştim. Çok sevdiğimiz, saygımız hocamız, aramızda görmekten de çok mutlu oldum. Ayrıca siz arkadaşlarımı da gördüğüm için çok sevindim yıllar sonra. Sağ olsun Yılmaz ve arkadaşlar yıllar içinde o kadar güzel böyle bizi projek ederekten toplantılara teşvik etti. Cebren, zorla. Burada Doğan kardeşimize de bir karşı görüş belirtmek istiyorum. Hiç kimse ses çıkarmadı. Doğan kardeşimiz 40 yıl sonra geldi. Bizim 78'ler döneminde kullandığımız tabirle ajan provokatörlük yaptı. Bunu böyle ayıküstü bir de 5 dakikada Beşiktaş yapalım. Kardeşim biz artık 60 yaşını geçtik. Bundan sonra 3 saat ayaküstü dikilemeyiz. Şeymişsin bundan sonra. Yani gelmişken yılda bir defa uzak yerlerden geliyor insanlar. Lütfen bir gece hiç olmazsa bir yerde beraber olalım. Ne mahsuru var? Ama giren aldığı yerde 5 dakika. Teşekkür ederim. İşte budur. İyi gelmişiz. Sevgili arkadaşlarım, hepinize sevgi ve sağlık dolu günler diliyorum. Sevgili arkadaşlarım, hepinizle birlikte olduğum için, sizleri gördüğüm için çok mutluyum. Nice yıllarda yine birlikte olduğum Sayın Gürbüz Hocam, sevgili 78'li arkadaşlarım, 41. yılda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklar, mutluluklar. Arkadaşlar, öncelikle bu güzel günü hatırlayan komiteye çok çok teşekkürler. İyi ki gelmişim, iyi ki gelmişsiniz. 40 yıl sonra bir araya geldik. Sayın Gürbüz Hocam, değerli meslektaşlarım, sayın konuklar. Önce bu organizasyon komitesine çok teşekkür ediyorum bizleri bir araya getirdikleri için. Sağlık içinde, huzur içinde daha nice yıllar buluşmak dileğiyle. Saygılar. Sevgili can dostlarım, kardeşlerim, bu büyük mutluluğu bize tattıran organize komitesine çok teşekkür ederim. Uzun, güzel, mutlu günler, yıllar dilerim. Sayın hocam, sevgili arkadaşlarım, hepinizi çok seviyorum. Sağlık ve mutluluklar diliyorum. 40 yıl sonra
sonra bu amfide ikinci Mutlu Hanım. Birincisi Diyarbakır'da öğretim üyesiyken konferansçı, misafir konferansçı olarak bu kürsüye gelmiştim. İkincisi de burada sizlere hitap etme mutluluğunu yaşıyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki organizasyon komitesi bu işleri provokasyon da olsa yapmış. Ki bizler bir aradayız. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olsun. Hepinize yıllar dansları görmek bize çok büyük bir mutluluk verdi. Evet, 78'lerden her şey çıkar, ara sırada doktor çıkar. Ama bu sefer gururumuz, medar ihtarımız, milletvekilimiz Ali Arslan'ı buraya alıyorum arkadaşlara plaketlerini vermek üzere. Evet arkadaşlar, ismi okunan görünen arkadaşlar suretle kürsüye. Yemek yediremeyeceğim size aksi takdirde. Yemek yiyebilmemiz için hızlı hareket etmemiz lazım. Daha toplu fotoğrafımız var. Toplu fotoğrafta en az yarım saat zaman harcamamız gerekecek.